Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte Güneydoğu grubunu değerlendireceğiz. Rehber serilerimize başladık. Atlantik ve Merkez'le gittik efendim. O videoları da izlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz Las Vegas'ın belirlediği baremlere göre takımlar bize göre üst mü bitirecek, alt mı bitirecek ve yeni sezonda neler bizi bekliyor onları konuşuyoruz. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Biz NBA gündemini konuşurken Yalnız Kaan abi, yani sözü kısaca başka bir yerden açacağım. Acayip bir video ortaya çıktı dün akşam. Draymond Green'in antrenmanda Jordan Poole'ı yu yumukladığı video. Şaşırdın mı senden? Çok şaşırdım. Ya olayın detaylarını duyduğumuzdakiyle gördüğümüz arasındaki şey biraz beni... Abi sonuçta duyduğumuz detay ne? Draymond Green Jordan Poole'a vurmuş. Hı -hı. Gördüğümüz videoda o. Ama acayip bir şey. Abi öyle vurulur mu ya? İnsan insan öyle vurur mu abi? Yani... Ya hayatın boyunca kan davalını öyle vurmazsın abi. Ya. Ya böyle bir kontrolsüz vurma, ya işte bu e, ünlü yumruk hikayesi var Kermit, Kermit Washington. Ya ondan beter. Bu kadar, ya bu kadar insanlıktan gözü dönerek çıkıp vurulur mu abi? Bir de abi bu tip yumruklarda zaten o The Punch referansı çok iyidir. Sen bunu e, Detroit Indiana kavgasında John Feinstein'in kitabına atfederek vermiştin. Çok güzel bir şekilde. Hani Amerikan sporlarının bakışını nasıl değiştirdiğini anlatmıştın o kavganın 70'lerin sonunda. Abi ne olursa olsun bir de bu insanlar çok güçlü. Tabii canım. Yani şehir efsanesi vardır ya hani boksörlerin şeyleri falan filan diye. Abi dikkat etmesi gereken bir şey. Yani Jordan Poole'la Draymond Green arasındaki fiziksel farka bakar mısın? Yani omaya sokarsın ya. Abi tam gelse yani geliyor yine tam gelse cidden. Yani. Son anda Poole hafif kafayı döndürmese hakikaten yani hayati tehlike. Bir de beklemiyorsun yani, yani o anda. Ya ciddi burada hukuki bir şey var saldırı var yani. Yani dava açılır ya Draymond Green'in aleyhine. Evet yani ki Pasifik'te konuşacağız. Yani Golden State orada değerlendireceğiz ama en başta yalnız video çıkması bu işin alt, üstünü kapama ihtimalleri biraz rahatsız edecek. Hiç ceza vermeyeceklerini şimdi, söylemişler. Şimdi orada bir durmak lazım. Çünkü abi yapabileceğin hiçbir şey yok. Bak şimdi çünkü şöyle bir şey var. Ceza verebilirdin takipta. Ha ceza verirsin. Hı -hı. Şimdi bak. Bu ortaya çıkmasa video bunu en uygun şekilde halledebilirsin çünkü sen biliyorsun ne olduğunu. Draymond Green'e hakikaten çok ağır bir ceza verirsin ama şey dersin. İşte 10 maç ceza verirsin. işte baldırı sakat falan dersin. Anlatabiliyor muyum? İşin çok büyümesini engellesin. Ve bir şekilde hani zaman geçtikçe bunlar aralarında yaşanan bir şey olduğu için belki bir miktar kapatabilirsin. Şimdi yalnız görüntü ortaya çıktığı zaman bunun kapatılmasına yani Golden State kapatmaya çalış zaten en büyük tartışmalardan biri Golden State bu videoyu kim sızdırdı diye korkunç bir araştırma başlatmış. Hı hı. Herkese şey diyor, ya kardeşim siz olayla ilgilenin, sızdıran, hı. yani yapan kabahatli diye sızdıran mı kabahatli oldu diyor, tamam mı? Şimdi mesele, tabii ki yapan kabahatli. Fakat hareket alanın yok. Çünkü artık bu çok büyük bir kriz halinde. Her gün ısıtılıp ısıtıp önüne gelecek. Celtics'in yaşadığı şey de o. Aynen. Celtics'te de hiç ortaya çıkmasaydı başka bir şey üzerinden anlatabilirlerdi bunu. Ortaya çıktığı için anında Ve bundan geçtim. sonra bu krizi soğutmaya imkan yok. yok. Çünkü her gün ortaya çıkacak bu. Jordan Poole'un arkadaşı söyleyecek, bir gün tribünden bir şey söyleyecek. Hep o görüntü akıllarda kalacak. Yani bunun zamanla yani kabuk bağlama ihtimali kalmadı artık. Evet. Ben şeyden diyorum bu arada. Golden State'in esas yani hani bunu kim sızdırdığı araştırmasının ve köşeye sıkışmasının sebebi de bu. Bu artık şey gibi yani radyoaktif bir hale geldi. Yani bir volkan patladı ama volkan bile zamanla bir şekilde söndürürsün ya da üstünü kapatırsın. Ama radyoaktif olduğunda asla soğumaz o. Ben kimin sızdırdığını araştırdıklarını sızdırmamalarını beklerdim bu arada. Yani onu yine araştır abi onu sızdırma. De ki bu olay çok önemli biz araştırıyoruz de. Niye onu kimin sızdırdığına bakıyoruz diye onu sızdırıyorsun. Yani orada bir bilgi karmaşası yaşandı. Beni şey rahatsız etti. Hiç maç cezası vermeyeceklerdi abi. Şimdi vermek zorunda kalacaklar. Ve abi ne verirsen ver bunun şeyi olmaz ki. Evet. Bu, bu, bu 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 radyoaktif bir durum artık. Ya bu çizgiyi aşmanın da ötesinde ha. ve hiçbir o işte alfa karakter falan o Amerikan spor yazarlığı hikayeciliğine falan hiç sızdırılmayacak bir şey bu. Yok yok. Yani hiç, insanın hiç. beden bütünlüğüne vücuduna müdahale edilemez yani hiçbir şekilde. Ya şöyle şimdi adenin yüksek olduğu yerlerde bir takım reaksiyonlar verir. Ama ciddi sınırları aşma var. Yani bu çok büyük bir kontrol. Kesin, 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 kesin yani. Çok büyük bir kontrol. Ve takım o kadar farklı konularda köşeye sıkıştı ki kontrat, ceza, sezon ilerlemesi çok zor bir durumdalar şu anda. Pasifik'e geldiğinde konuşacağız zaten onu tekrardan. Şimdi her şeyin barış içinde olduğu bir takıma gidelim Kaan abi. Miami Heat. Miami Heat'te hiç biliyorsun tartışma olmaz genel anlamda. Orada da çok fazla alfa karakter vardır ama en ilginç takımlardan biri olduğunu düşünüyorum Miami Heat'in sezona girerken. Çünkü temelde kimi kaybetti Miami Heat? P.J. Tucker kaybetti geçen sene. Ki aslında bir şutla NBA finalinden uzaktalardı. Yani cimbatların o kadar çok tartışıldı ama bir şutla NBA finaline yaklaşmışlardı. Kendilerini orada görüyorlardı. P.J. Tucker'ı kaybettiler Kaan abi. Ve en önemlisi de... Tyler Hero'ya 4 yıl 130 milyon dolarlık bir kontrat verdiler. Şu anki rotasyona bakıyorsun. Kyle Lowry, Max Strus, Jimmy Butler, Caleb Martin, Bam Adebayo, Gabe Vincent, Victor Oladipo, Duncan Robinson, Ömer Faruk Yurtseven, Dwayne Dedman. Şu anda takımın ana çekirdeği gibi görünüyor. Miami Heat nasıl bir sezona geliyor? Ya şimdi baktığın zaman P.J. Tucker'ın önemi büyük ama kritik eşleşmeler için ve özellikle playoff için önemi daha büyük. Normal sezon için P.J. Tucker'ın kaybı ee, Miami'nin kendi içinden kolay, kolay rahatlıkla kompanse edebileceği en azından teorik olarak bir kayıp olarak görülebilir. Yani Miami'nin çok kız kaybetmeyeceğini düşün. Ki geçen sene Jimmy Butler'ın kaç maç kaçırdığını Bam Adebayo'nun kaç maç kaçırdığını daha doğrusu bütün ana rotasyonun kaç maç kaçırdığını düşünürsen e, P.J. Tucker'ın kaybı e, o kadar büyük bir problem değil. Artı şeyi unutmayalım Kyle Lowry e, ki ailevi sorunları da varmış. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çok korkunç formsuzdu. Sezon boyunca fazla kilolarla oynadı. Çok kötü bir sezon geçirdi. Evet yaşı da ilerliyor ama bu sezon geçen senekinden en azından daha belki bir yıl daha yaşlı ama daha formda olması gerekiyor. Duncan Robinson resmen uçurumdan düştü şeyi kariyeri. Onun tekrar ayağı yani Duncan Robinson gibi oyuncular hani şu temelli oynayan oyuncular eğer ciddi bir yapısı yani elden bilekte Hı -hı. falan sorun yoksa Öyle kötü sezon geçirmem ama toparlarlar ki zaten hazırlık maçına yine 8 tane 3'lük attı falan. Ee, ve en önemlisi abi Miami senin, adın, senin benim adını bilmediğimiz adamları bir anda işte Gabe Vincent'ları, Mark Struz'ları yaratabilen bir takım. Hayes Highsmith. Bu sene de Hayes Highsmith <laughs> olacak o, belli yani. yani. Zaten geçen sene sonunda konuşuluyordu. Hem de tam P.J. Tucker'ın yerine işte Hayes Highsmith'le ya da işte Caleb Martin'e biliyorsun Caleb Martin de buraya geldikten sonra önemli. Orayı bir şekilde kompanse edecekler. Şimdi buraya kadar aslında geçen seneden daha iyi olmalarını bile bekleyebilirsin. Normal sezon için konuşuyorum. takırın P.J. Tucker'ın önemi vardı. Fakat burada önemli bir soru işaret. Bir, bir kere Doğu daha güçlü. Yani Doğu geçtiğimiz yıldan daha güçlü. Daha doğrusu rekabet çok artmış. İkincisi, Jimmy Butler'ın artık... ya yani Jimmy Butler da öyle bir lider ki normal sezon liderlerinden değil. Bu olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani normal sezonda hep ben diyorum ki kolay maç kazanma hikayesi. Yani kolay mesela Lebron olduğu zaman takımında, Yanis olduğu zaman, Durant olduğu zaman maç kazanmayı çok kolay açıyor. Jim Butler öyle bir oyuncu değil pek. Yani e, tamamen yetenekleri ve tamamen ikinci viteste yaptıklarıyla maçı çok kolay hale getiren oyunculardan değil. Orada... E, o büyük bir eforla ve konsantrasyon yani işte topu alacak, işte sürekli foul alacak, yakın atış kullanacak. Playoff da zaman çok iş yapıyor ama normal sezonda bu o kadar çok işleyen bir düzen değil. Bu yüzden onların o kolektif işte hit kültürü üzerinden, işte savunma kurgusu üzerinden her taraftan beslenerek yapmaları lazım. Bunu yapabilecek kadro var. Var. Ama oyunu kırabilecek kadar var mı? Bu ciddiyeti koruyabilecekler mi? Doğu'nun rekabetçiliğinde ne kadar yapacaklar? Bunlar soru işareti. Ben geçen sene söylediğimi gene söyleyeceğim. Eğer hücumda Bemadebayo daha yüksek bir role soyunmayacaksa bu takımın üretimi gene çok sınırlı kalacak. Ben hala Kaan abi o konuda tereddütteyim biliyor musun? Yani ilk söylediğine değiniyorum. Şimdi Bemadebayo'dan beklediğimiz şeye hiçbir zaman ulaşamayacağımızı düşünüyorum. Beklediğimiz agresifliği. İşin ilginç yanı bu teknik veya fiziksel bir problem değil. Bu daha zihinsel. Mesela bak en son Kupur Murhe'de bir röportaj vermiş. Çok özür dilerim lafını kesiyorum. Geçen seneki Boston serisini hatırlıyorsun. Abi istatistiklerini yan yana koyuyorsun. Abi ikinci maç mıydı o? Ya Üçüncü maç mıydı? Abi saçmalık yani. Hiç Onu... şut atmadığı maç oluyor mesela. Ama nedir? abi bir maçta 37 falan... Aynen. Ya 39 atabilecek bir öncü de var orada. 9 sayı atabilecek bir öncü de var. orada. Ama işte Miami Heat muhabiri Cooper Moura'da ki bence en iyi muhabirlerinden biri bir röportaj vermiş. Abi hala şeyden bahsediyor Mehmet Eba'yı. Kaç şut attığından değil takım içi kurgusunda nerede olduğundan bahsediyor. Ve ne diyor biliyor musun? Ben oyunu manipüle etmeyi seviyorum diyor. Yani ben benim hiç şut atmadığımı düşündüğünüz bir maçta 15 sayı oynamayı seviyorum diyor. Yani kendini basketbolcu olarak konumlandığı yer, konumlandırdığı yer şuradan 2 sayı alayım, şuradan 3 sayı alayım, şuradan 2 sayı alayım ve savunma da bu takımı liderlik yapayım. Şimdi onda ben çıkayım da 22 şut atayım bunların 11'i potaya bile gitmese olur mantalitesi yüklenecek gibi gelmiyor bana. Geçen senekinden daha agresif olacaktır ama işte atıyorum Butler yarım adım aşağı düşse... ...Bemedebayo yarım adımı hücum açlığıyla, şut açlığıyla dolduracak bir oyuncu değil. Takım kurgusu içinde de dolduracak bir oyuncu bence. Ya, ya düşün düşüncesi, kafası hele ki Miami gibi işte çok kaynaktan beslenebilen bir takım için... ...o yanlış değil ama verimli de değil. Daha verimlisi var. Ama işte Victor Dupont'un bu sezon daha iyi olması O çok ediyor. kritik olacak. Yani ilk soru şu bence... E, dört numarayı sen hakikaten rahat çözebileceklerini düşünüyor musun? Yani şimdi Caleb Martin ince kalıyor orada. E, Jimmy bu... Butler'ı dörde çıkarmak istemiyorsun. Şimdi Oladipo'yu içeri katıp Jimmy Butler'ı dörde çıkarabilirsin. Ömer Faruk Yurtseven, seven Beme de Bayo ikilisini denedi hazırlık maçlarında Eric Spostra. Mesela o sence sürdürülebilir bir formül mü? Rakiplere göre birlik eşleşmeleri hariç hayır. Ama zaten Miami'nin savunma stratejisi daha çok e, topa saldırma üzerine olduğu için e, daha küçük oynayabilirler. Yani çünkü mesela Butler'ı dörde çeksen de Caleb Martin'i veya Hayward Highsmith'i oynatsan da küçük kalıyorsun. Çünkü Mehmet küçük bir beş numara. Sağda küçük kalıyorsun. E, ama işte Kyle Lowry falan hani küçük, yani kısa olmasına önce beton gibi falan olduğu için Max keza öyle. E, küçük ama şey çok sağlam, topa çok saldıran bir savunma ile bence savunma da zaten sorun yaşamazlar. Zaten geçen sene 5. bitirdiler ve Medebayo'nun inanılmaz maç kaçırdığı bir sezondu. Ama hücumda yani tekrar aynı şeye geleceğim. Yani Bemede Bayo dışında ki yani bir kenara bakayım. Jim Butler normal sezonda bunu çok yapmayacağını yani düzenli yapmayacağını söyleyeyim. Yaratmak büyük problem olacak. Yani Kyle Lowry evet geçen sene iyi bekliyoruz ama Kyle Lowry de iyi olduğunda bile çok yaratan bir oyuncu değil. Hero. <laughs> hiroyu işte Hiro zaten en çok yaratan oyuncuları. Belki hani Hiro'yla yani gene kolektif bir şekilde yapmak zorunda kalacaklar. Ama bu takımın çok iyi bir savunma ortalamanın belki biraz üstünde bir hücum takımı olmasını bekleyebiliriz. Ya burada en önemli şey. Bir... Hero Hiro kontratı dedin. Ya bu sene hemen hemen bütün kontratlar uzatılıyor. Yani bunun sebebini de söylemiştik. Yani bu, şu anda verilen 4 yıllık, 5 yıllık kontratlar kelepir aslında. Çünkü iki sene sonra cap yukarı çıktığı zaman yani işte yıllık 25 milyon dolar yani mid level 20 milyon dolar 25 milyon dolar kelepir olacak. O yüzden şu anda istediğin gibi parası yani mesela en basit en önemli örneği DeAndre Ayton. Yani Phoenix zaten biraz cimri bir kulüptür. DeAndre Ayton şey Indiana'dan offer sheet almış. maksimum vermek istemiyorlardı. Offer sheet'i amanda karşıladılar. Niye? Çünkü son iki senesi çok ciddi kelepir olacak. Ee, orada sadece tartışılan şey şu sonuçta işte Brunson gibi örnekler de vardı. Onların biraz bayağı üstünde Tyler onun kontratı. Ama Jordan Poole'a bir benchmark koydu orada. Şöyle, Jordan da bu kontrata bakıyor ve Golden State'e diyor ki bana 430 vermeniz lazım. Orada ilk referans noktasını Anthony Simons yaptı. Sonra üzerine R.J. Barrett geldi. Ki yüksekti Anthony Evet herkesin beklediğinden yüksekti ama evet. şimdi insanlar tabii rakamı söylediği zaman yılda 35 milyon. Ya bu 35 milyon dolar. Yani. <laughs> şimdi doğru ama biraz miyop bir miyop bir bakış açısı bu şeyi göremiyorsun ilerisini. evet şu anda 35 milyon ama iki sene sonra 35 çok ...hani oyuncular 70-80 milyon dolar yıllık kazanırken 35 milyon doların anlamı olmayacak şey zaten karnaborda onun... yani çok detay ama 10 milyonu bonuslar zaten 10 milyon doları Heat'in buradaki en önemli şeyi e, bu arada son bir not olarak da söyleyeyim. Ömer Faruk'un rotasyonda normal sonunda çok süre almasını bekliyor musun? Bekliyor. Devam edecek gibi görünüyor Bekliyorum. buna. Yani yine playoff'ta değişebilir rotasyon ama e, bayağı süre verecek gibi Kesinlikle. görünüyor Eric Spoelstra, Ömer Faruk'a. Dileriz Pikenrol savunmasında biraz daha adım atlar çünkü zaten rebound ve bitiriciliğiyle çok fark yaratmıştı geçen sezon. 48.5 kan abi. İşte orası zurnanın zırt dediği yer oldu. Biraz oluyor. ilginç bir nokta. 53 galibiyet aldılar geçen sene. Birinci bitirdiler doyu. Bu Ve bunu yaparken de Butler 25, Adebayo 26, Lavre 19, Hiro 16 maç kaçırdı. Lavre 19 maç kaçırdı ama sezonun herhangi bir yerinde Lavre gibi <laughs> değildi bir de. Duncan Robinson'da öyle. Abi Miami beni... Yani Miami'ye alt demek çok çok büyük bir hata. Ben o yüzden istiyorum. Neden üstlüyorum biliyor musun? Çünkü yani geçen sene de artık yani geçen seneden sonra tövbe ettim artık. Yani bu takıma ve yani NBA'nin en, en iyi koçuna bir şey vermek istiyorum. Çünkü geçen sene 53 bitirdiler. Bu sene 48.5'tan konmuş param. PJ Tucker kaybedildi ama daha sağlıklı olabilecekleri ön kabulüyle hareket ediyorum. Mehmet Adebayo'nun da beklediğimiz kadar büyük değil ama biraz daha hücum sıçraması yapması o arayı kompanse eder gibi geliyor bana. Dan <laughs> de Kyle Gerçi o da güçlendi. Yani de... o da bir değişken ama ikimiz de üst o... mü diyoruz? diyelim hadi. <laughs> Miami değil başka yani aynı şartlarda aynı. takım olsa <laughs> alt Yani. yani şehri değiştir, koçu değiştir, başkanı değiştir. Başka şeyler söylersin zaten. Yani bayağı başka bir şey söylersin yani şu takıma. Şöyle söyleyeyim onlar aynı kalsın. O Miami yani şehir neyse. üst üst, <laughs> hadi. Buradan en lezzetli takıma gidelim değil mi? mi? Yenilenen yemek sepetinde sayısız fırsat, binlerce seçenek, tazelik ve kolaylık var. Siz de eğer hala yemek sepeti uygulamasını indirmediyseniz, şimdi uygulamayı indirin, binlerce restorandaki indirimli menüleri kaçırmayın. Evet efendim, Güneydoğu grubunda en lezzeti takıma geldik şimdi. En büyük hamleyi yapan takım KNAV bu grupta. Yazın da en büyük üç hamlesinden biriydi. Atlanta Hawks Dejant Emery'i kadroya kattı ki Dejant Emery onların yıllardır ihtiyacı olan bir parçaydı aslında. Ön alanda baskı kurabilecek oyuncu ön tarafta. 2023, 2025, 2027 ilk tur. 2026 draft hakkı değişimiyle Spurs'tan geldi. Bu takas ekseninde nasıl bir sezona giriyor Atlanta Hawks? Valla şeyde yaz programımızda değerlendirmiştik. Onlar... Ee, bu eldeki yapının yani biraz ya biraz Minnesota'ya benziyor. Minnesota'ya gelince onu da anlatırız da yani hedef oyuncunun bu olduğunu yani Trey Young tek başına bir hücum silahı ve tek başına bir takımın hücumunu üç basamak yukarı çıkarıyor ama ligin en kötü savunmacısı belki de. Yani e, bireysel olarak baktığında en kötü 3-4 savunmacıdan biri. Biz bu takımı işte John Collins kontratı var. Kapela, işte Deandre Hunter, diğer parçalar bu takımı neyle yukarı çıkarız? Bir guard savunması. Ha ikinci büyük sorunları da Trae Young sahada değil kendi de hiçbir şey öğretemiyorlar. Sıfır yani. Delon Wright'la falan bile olmadı ki Delon Wright hiç fena değildir. Şimdi bunlara teşhis olarak var olan oyuncular arasında en iyi teşhisin Dejon Murray olduğuna karar verdiler. Hem yan yana oynayabilecek böylece işte guard savunması konusunda takım ligin en az top çalan takımlarından biri top çalma konusunda Trae Young olmadığı zaman takımı yönetme konusunda doğru teşhis olduğunu inanıyorlar ve Dejan Tomori'ye Ve bu yüzden de bence biraz fazla bir bedel ödediler Dejan özelinde. Fakat bu teşhis en azından teorik olarak doğru. Yani Trey Trae Young sağda değilken takım yönetecek bir isme ihtiyaç vardı. Trae Young yanında ikinci savunma olacak. Takımın fiziğini arttırabilecek. Şimdi çünkü Atlanta Trae Young döneminde her zaman elit bir hücum takımı oldu ve kötü bir savunma takımı oldu. Ama şimdi bakıyorsun sağlıklı olduklarını varsayıyoruz Geçen seneki en büyük sorun zaten Deandre Hunter'ın hani %100 sağlıklı olması ve esas Capella'nın çok sağlıksız olmasıydı. Şimdi Deandre Hunter, Capella, Dejon Tömer'i üçü de artı savunmacılar normal şartlarda. Collins kötü değil. Hatta bazı açılardan bazı açılardan eksikleri olsa da. Yani bir tek Trae Young zaafın her ne kadar korkunç bir zaaf olsa da kompanse edebilecek bir en azından dörtlü yani savunma beşlisi kurmuş durumdalar. Tre, savunma dörtlüsü kurdular Trey Young'ın yanına. Şimdi buraya kadar her şey çok iyi. Fakat burada bir kere bir e, to, yani Trey Young'ın topsuz oynayabileceğini biliyoruz ama Dejon Tümör'ün topsuz oynaması çok zor. Yani bunu çözecek biraz zaman lazım. Çünkü Dejan topu topusu çok etkisiz. Yani hiç çok kötü Bir de ikisi de takımlarında topu tamamen domine eden oyuncular. Yani Spurs'un bu son düzeninde Dejan zaten bütün ucumdaki kararlara kendisi veriyordu. Ve burada tempoyu arttırmadın sözü. Şimdi tempoyu arttırırsan Dejan Tümer'i rebound aldığı an Atlanta çok avantajlı bir takım. Çünkü koşturur seni ve direkt şutu bulur. Can Kolon smaç basını verir. Arkadan trailer gelen kalanısı görür. Trey Young'ı bulur ama sete oturdun topu Trey Young'a verdin. Orada Dejan Tümer'in nereye konumlanacak işte. İşte hiç koyacağın yer yok. Ya her şey mükemmel olmuyor tabii. Ee, ya yani bir yerden alıp bir yerden vermek zorundasın. Ve yani Dejon Murray topsuzken çok etkili. O yüzden Trey Young'ın biraz daha topsuz oynayabilir. Biraz daha Stephen Curry'leşmesi lazım. Ee, bu potansiyel var ama Trey Young'da. Trey Young çünkü sabit şutuyorken çok çok etkili yani. Abi kesinlikle var. Ya yani inanılmaz yüksek yüzdeli atıyor geçen şutta. Ama abi yani hep bahsederiz bundan. Steph Curry olmaya çalışmak için birçok şeye sahip. Ama Steph Curry'nin o zihinsel devrimi çok başka. Yani Hucumda NBA'in en büyük belki de süperstarlarından en büyük süperstar olarak gelip hiç topa dokunmadan 20 saniye boyunca hareket etmeye ikna olmak benim sadece Steph Curry'de gördüğüm bir şey. Çok güzel bir şey söyledin. Aynen böyle. Daha bunun bir de e, yan etkisi var. 20 saniye boyunca topsuz hareket edip perde yapıp yani hem fiziksel olarak zorlayıp evet. angarya işler yapıp bir de üstüne üstlük yapılan hücum etkisi olduğu zaman, ulan bana verin ben daha iyisini yaparım dememe. Yani Aynen. o alçak gönüllü göstermek de acayip bir şey. Yani bu iradeyi göstereceksin. Bir de o alçak gönüllü göstereceğiz. geçen sene muhteşem bir sezon geçirdi Trey Young. Yani tamam playoff'ta Miami karşısında zorlandı ama çok normal abi. Bütün takım senin üzerine orada adapte oluyor. Şimdi muhteşem bir sezon geçirdi ama Trey Young'ın şeyi var. Topu verdiği zaman işte Kevin Ertra ya da işte geçen sene Bogdanovic'e verdiği zaman abi kenarda duruyor. Mesela LeBron James onu çok yapar ya kenarda durur. Ama hani 36 yaşında bunu yap da Trey Young bunu yapmaması lazım. Baktım istatistiklerine hücumların %44'ünü Pican Roll'dan yapmış Kaan abi geçen sene. %23'ü isolation, %11'i transition. Screenlerden çıktığı hücumlar %2, Keçen Şut da %3. Stephen Curry'e bakıyorsun. Stephen Curry'nin screenlerden çıktığı hücumlar en çok kullandığı ikinci ucum sistem biliyor musun? Yani pick kadar perdeden çıkıyor Steph Curry. %25 pick roll, %20 screen'den çıkıyor. Çok zor o zihinsel devrim yapmak ama başarılı olmak için buna ihtiyacım var. Aynen öyle. Ee, takım tabii çok derin bir takımdı geçen sene ama o derinlikten bayağı ödün verdi. Kevin Urtri ayrıldı, evet. Galinari ayrıldı. Kevin, e, yani onlar rotasyon önemli parçalarıydı. İşte Delon Wright gitti daha sonra şeyde. Yani e, biraz... E, o Kongu'dan bu sene bir çıkış bekliyorlar. Bence en önemli bilinmez orada Bogdan Bogdanovic. Hı hı. Şimdi Bogdan Bogdanovic zaten bir süredir diz sorunları yaşıyor. Bu yaz da o diz problemlerine bir de küçük ameliyat oldu. Ee, o Bogdan Bogdanovic Trey Young'ı en iyi tamamlayan hücumculardan biri. Ve yani bütün boşluklar ikinci oyun kurucu olarak falan muazzam işler yapıyor. Şimdi o takımın o elit hücumunu renk, e, üstüne koyan bir isim. Benim en büyük endişem eğer Kapela sak, şeyse, sağlıklıysa ki hiç fena gözükmüyor. Bu takımın savunmasını belli bir vasata kadar getirme ihtimali var bu yapıyla. Ama hücumu elit seviyede kalabilmesi için Trey Young ve Dejan Tümörü'nün dakikalarını doğru ayırmak bir arada da verimli oynamasını sağlamak lazım. Burada da Nate McMillan çok güven veren bir isim değil. Nate McMillan NBA'nin en ilkel sistemlerini oynatan koçlarından biri. Yani sürekli bu işte ikili stagger screen dedikleri yani ikili perde üzerinden oyun oynuyorlar. Yani çift piken rolü aynı anda oynuyorlar. Yani işte John Collins perde yapıyor. Dışarı açılıyor. hemen arkasından kapela perde yapıyor. içeri devriyor. Yani, da de iki tarafa diziliyor. Yani tamam. Hı, hı bu kadro için etkili olabilir ama bu, bu, kadar basit olmaması lazım her şey. İşte bu sene de Jantem da oraya katıyorsun. Belki de Trey o perdelerden biri bu perdeden çıkarman gerekecek. Aynen. O da çok ince kalacak orada. Verilmesi gereken çok karar var ve hücumun akışkan olması Nate McBeal'ın hiçbir zaman en iyi silahı olmadı kariyerinde. Deandre Antr'ın şey sağlığı da çok önemli kan abi. Yani bu takım için Deandre Antr bu takımın geleceği için de en kilit oyunculardan biri. Kongu'nun da atlayacağı adım çok önemli bu sezon. Kongu'nun da atlayacağı atacağı düşünüyorum. Zaten önemli bir oyuncu fakat küçük o Kongu. Çok küçük becerikli abi. bir oyuncu ama. Aynen. Eee yayın olabilir. Yani işte 4.5 4.5 gibi oynayabilirler. E, Tabi şey e, orada e, kritik nokta yani Nate McQueen'in bu kadroyu nasıl kullanacak? Ne kadar kullanacak? DeAndre Hunter, önceki sezon o sakatlanmadan önceki halini gösterebilirse ciddi bir aşama yapmışlar. Yani geçen sezonun başında da birebir de öyle kitliyordu ki takımları. Kulaç savunması da direkt en iyi oyuncuya koyuyorsun. Şu anda yedeklerini de söyleyelim sonra tahmini yapalım. Aaron Day, Bogdanovic, Justin Olday, Jalen Johnson, Okongwu, AJ Griffin şutör olarak draft'tan aldılar onu ve Kaminski. Yani çok başarılı bir derin rotasyon değil bir şeyler var ama orada yani. E, Jonglörlük yapabilirsen bir şeyler var. Orada 45 buçuk Atlanta Hawks. Ya Trey Young sağlıklı olduğu sürece e, ne olursa olsun çok etkili olmasa da bu takım iyi bir ucum takım olacak. O, o şüphesiz yani. E, savunma vasatı da bulabilir. Ben üst ya. Ya geçen sene 43 aldılar bu arada. Korkunç başlamışlardı sezona ve Clutch'ta yani maçın son anlarında ligin en kötü takımlarından biriydi. Şimdi öyle bir baştan yapmayacaklarını tahmin ediyorum. Ve bu yetenek to toplamı bir sürü şey kazanacaktır. Yani uymasalar bile bir sürü şey kazanacaklardı. Ben de üst Sadece matematiksel olarak Cleveland, Atlanta ve Miami'ye üst dediğim için bende bir Çakışma olacağına inanıyorum. Üst diyorsun da abi bunlar 53 falan ki hepsi 45, Tabii. 46. Yani, Oralar öyle sıkışık olacak ki. Evet Boston tepeden düştüğü an, Brooklyn biraz maç kaybettiği an orası gayet Bir oturabilir. De altta sarkık libero oynayacak takımlar var şimdi. Şok bambam, var. Bambam yüzünden. <laughs> o zaman oraya doğru gidelim. Gidelim. Evet Atlanta'dan çıktık. Washington'da devam edelim. Herhalde konuşmaktan en keyif aldığımız takım. Bütün NBA'de Washington Wizards ama onlar da garip bir şekilde yine geniş bir rotasyonla sezona giriyorlar Kaan abi. Yani nasıl takım yapacağını bilmediğim bir takım orada. Çünkü Montemoris ve Will Barton da kadroya kattılar KCP takasıyla birlikte ki ve San Selden Denver'da beraber çalıştı oyuncular. Montemoris, Bradley Beal, Will, Will Barton, Kyle Kuzma, Porzingis. Arkalarına Delon Wright, Corey Kispert, Dene Avdia, Rui Hachimura, Gafford, Johnny Davis ve Taj Gibson gibi bir rotasyon yapabiliyorsun. Yani 10-12 tane oyuncu var burada kullanabileceğin. Ve e, takımın en önemli eksi olan oyun kurucuya iki tane e, ekleme yaptılar. Montemoris e, Denver'da tabii çok ön plana çıkmıyordu. Top çok az eline geliyordu. Ama e, iyi bir skorer olduğunu biliyoruz. Ama takımı oynatamaz mesela Montemoris. Kendi oynar yani. Ve işin zaten en büyük sorunu bu takımda takım arkadaşlarını oyuna dahil edecek oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Yani Delon Wright da de pek öyle bir oyuncu değildir. Yani i̇ş bile olsa daha iyi olabilirdi yani belli aşamalar. Yani evet burada mesela bazı takımların top yönlendiricileri yok. Bu takım aslında oraya belli oranda ilaç bulmaya çalıştı. Ama abi bunların hiçbiri takım arkadaşlarını dahil eden oyuncular değil. Ana işleri bu olan oyuncular Aynen. değil. Yani hepsi de ikincili olarak bu işi yapıyor. Ve sen rotasyonu saydın. Gayet sağlıklı bir rotasyon. Yani bugün NBA'de her takımda belli bir rol alabilecek rotasyon. Fakat bir arada bir şey oluşturmuyorlar. Yani bir de mesela Montemoris gibi sadece kendini oynayan bir gardla, Porzingis gibi nerede oynatacağını tam karar veremediğin, ne kadar sağlıklı kaldığından bağımsız olarak bir oyuncuyla e, takımı bir araya getirmek, yani e, kümülatif bir başarı, kolektif bir yapı, bir takım yaratmak çok zor. Yani türlü olur ha buradan yemek. Yani her şey var. Tamam mı? Her tür malzeme var. Ama bu bir, bu malzemeler bir araya geldiği zaman yemek olacak mı? Bu kritik nokta. Hani sav mesela Rui açımuru o kadar tek yönlü ki. Hani çok ıı Kyle Kuzma geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdi ama bazı şeyleri bazı şeyleri hiç yapmıyor. Takım zaten bazı şeyleri bazı şeyleri hiç yapmıyor. Kesin öyle. Zaten o yüzden vereceğin her kararın şeyini biliyorsun. Bu kararın bir artısı var bir sürü de eksisi var onu biliyorsun. Mesela kanat rotasyonuna karar vermek çok zor bu takımda. Geçen sene Dene savunmada bir adım yukarı attı mesela. Çok başarılı bir savunma performansı ortaya koydu. Eurobasket'te de hücum performansıydı ama mesela Dene rolünü arttıracak mı? Şimdi Rui Hacimur'a uzak ikilik atabiliyor atletik bir oyuncu ama savunmada çalışmıyor. Şimdi Koruk Corey Kispurt şut atıyor, perdeden çıkıyor ama topu eline veremiyor. Sakatlandı Koruk Kispert. Evet, so Olmuş sakatlandı abi. zaten Koruk Şey, e, Kuzma ile Hacimur olmuyor zaten. Yani çok ikisi de üç numara savunamadıkları için orada Avdiya'nın dakikaları muhtemelen artacaktır. Bradley Bey de biraz orada, orada Bu arada geçen sezonda çok iyi başladıkları, yani sonra kötü bitirdiler gerçi ama geçen sezon çok... En azından sonuçlar itibariyle başarı sayılmaz ve felaket bir Bradley Beal sezonuydu. Bradley Beal öncekisine sayı krallığını Hı oynarken ligin en önemli iki numaralarından biri geçen sezonu felaket geçirdi bir yıl. Onun nasıl bir sezon geçireceği tabii çok belirleyici olacak. Çünkü ana bitirici, ana karar verici takımın yıldızı o. Ama geçen seneki seviyesinde olmayacaktır. Asıl mesele şimdi Porzingis'e sahipsen Porzingis'in en etkili olduğu yer 5 numara. Savunma için koşuyor. Hücumda 3 numara gibi oynuyor zaten. Ama savunmada 5 numara olacak. Fakat savunmada 5 oynayabilmesi için yanına Kyle Kuzma ile olmaz o iş. Yani daha dirençli, daha yani Porzingis'in çember savunma ve blok özelliklerini tamamlayacak bir fiziksellik lazım, o yok. Yani buradaki, bu arada Kyle mesela pek çok takımda iş yapar. Hachimura yapar falan. Fakat bunlar bir arada yapan oyuncular değiller. Ve şimdi bazı oyuncular vardır, hangi takıma koysan oynar tamam mı? Yani özellikleri, her şeyi birbirine tamamlar. Onlar şey gibidir işte, Tetris'teki dik çubuk gibi. Ama bazıları da bir araya geç, mesela Ben Simmons bunların en... Iı, ekstrem örneklerinden biri. Hani bir takıma uydurmanın en zor olduğu oyunculardan biri. Aa, bu takım baştan aşağı öyle oyunculardan kurulan. Brad Beal değil ama işte ıı, Porzingi söyle, Kuzma öyle, Montemoris öyle. Hani başarılı oynayan oyunculardan bahsediyorum. Ee, ve yani iyi bir kültüre de sahip değiller. Yani Wes Selt burada ne yapacak tam olarak onu tesis edebilecek mi? Geçen son beklenenin çok ileri önünde başlamışlardı ama çok çabuk Kan evet. kaybettiler. Tepe tak tak gittiler. Ya burada şey var zaten. Şimdi senin tepe iki oyuncun Bradley Beal ve Porzingis. Onların uyumlarının belli bir seviyede olacağını tahmin ediyorsun. Zaten yapacakları şey basit. Porzingis tepede perde yapacak. Bradley Beal perdeden çıkacak. Ya şuna gidecek ya da Porzingis'e Orada çok gidecek. önemli bir sorun var. Tüm NBA'nin en kötü perde yapan oyuncusu Porzingis. Yani zaten çok ince ve çok da temas Ama almak istiyor. Temas abi almak yap. istemiyor. Şöyle. Perdeye gidiyor, perde gelmeden kaçıyor. Bu o kadar kötü bir şey ki abi. Bir de. Bradley Beal da ikiliye giderek oynamayı seviyor. Şimdi senin takımında en büyük sıkıntılardan biri kimse üçlük atmak istemiyor. Stadataz savunma yapmıyorsun. Üçlükte de ligin en az üçlük kullanan, yani en az atan değil bak, en az üçlük kullanan takımlarından birisin ve takıma bakıyorsun ya bu adam keskin şutör diyeceğin kimse de yok tam olarak. Yani herkes ikinci lişi olarak yapıyor. Teorik olarak Bradley Beal'ı öyle düşünebilirsin i̇şte ama... İşte o da geçen seneki en düşük üçlük performansını bakıyor. Şimdi Porzingis'in sürekli şu, şut şu atması lazım. Will Barton denemek zorunda, Montemoris denemek zorunda. Kispert sakatlandı. Hachimura bir adım geri alıp üçlük atacak mı? Avdi'ye daha çok üçlük atacak mı? Bunlar çok önemli sorular. Bunların hepsi de yani Bradley Beal tabii geçen sezon için konuşuyorum ama hepsi de verimsiz şutör bu arada. Atmayı seven ama verimsizler. Ve bu takımın kültürü de bu kadar bir araya gelmesi zor. Yani doğal olarak bir arada oynayamayacak takımın ciddi bir efor, ciddi bir organizasyonla birlik yaratması lazım. Abi öyle bir kültür de yok. Öyle karakterler de değiller. Başta bir olmak üzere Uyum için yani işte biraz evvel Stephen Curry ve örneğinde verdiğin gibi hani sistemin çalışması için kendisinden ve daha oyunundan ödün verebilecek ne kafada ne o yaklaşımda oyuncular da değiller kadro olarak kesinlikle kötü değiller ama bir araya gelmesi de çok zor. Wes için kariyer sezonu olacak bu da yani buradan. Abi, bu arada Wes de yazık be abi. E ama bunu bilerek bu takımı ele aldın. Yani. yani sonuçta ona yazık derken şey demiyorum. Ah, adamın yani ona bahane bulmak için değil. Abi işin bu senin ya. Yani. E, tabii. Yani. Bu, ama bazı koçların işi kolayken bazılarını çok zor. Evet. Yani burada bir kültür tesis etmek zorunda. Bunu başarırsa zaten bütün NBA'ye bir mesaj vermiş olacak. Sadece Washington'a değil. Bakalım buradaki havayı değiştirecek mi Yani Yıllardır belli koçlar buraya geliyor ve buradaki havayı değiştirmek istiyorlar ki genel menajer anlamında onu değiştirdiler. Yani mantıklı takaslar yapıyorlar. Ama buradaki kültürün değişmesi şart. 35,5. Ben önce söyleyeyim bu sefer. Ben yani iyi basketbol oynadıkları dönemler ol, olacağını düşünsem de bir noktada vazgeçeceklerini düşünüyorum. Yani zaten sağlık anlamında çok şüpheli oyuncuları var bu takımın. Alta doğru gideceklerini alt. düşünüyorum. Alt. 35 az bu arada. Alt. Ama e, alt diyorum ben de burada. Alt. Ortalar çok kuvvetli çünkü. Ya bir de işte şu son bir haftada herkes Wemby'yi, Scott Andrew, Anderson'ı izledikten sonra yani sezon içinde de çok şey değişecek, çok fikir değişecek. O zaman sırada daha da ilginç bir takım var kanalda. Charlotte Hornets. Of. Çünkü Charlotte Hornets basketbol anlamında konuşmadan önce iki tane konuşmalıksız gereken mesele var. Birincisi bir koç krizi yaşadılar. Evet. Yani Kenny Atkinson NBA finalinde kabul etti bu takımın başına geçmeyi ki temelde James Borrego'yu kovduktan sonra Kenny Atkinson gibi Brooklyn'de gençleri yetiştirmesiyle rüştünü ispat etmiş birini almak istersin. Fakat sonrasında Kenny Atkinson NBA finali bittikten sonra fikrini değiştirdi. Yani orada da Steve Kerr Ailevi bir karar olduğunu söylüyor bunun. İşte çocukları San Francisco'daki hayatı, muhtemelen Mike Brown gittiği için ona dediler ki senin buradaki şartlarını şöyle şöyle iyileştireceğiz, şöyle yapacağız ama başka bir şey de olmuştur perde arkasında. Bence muhtemelen şöyle ee, yani detaylarıyla ilgili şeyi söylüyorlar. Kenyan kendisini kendi ekibini kurmasına izin vermemişler ve o yüzden aslında. Mitch Kupchak var. ve Michael Jordan var burada karar evet, verici. Aynen öyle. Ee, yani asistan bir tane asistan alabilirsin, diğer asistanları biz öleceğiz demişler. O yüzden kopmuştum. Ya Tabii bu dışarı yansıyan başka nerede? Ama bir kere bu Kenny Atkins'in için çok kötü bir şey, e, sicil. Yani çünkü Amerika'da abi deal is a deal. Yani, verilen söz verilmişti. Yani, verilen söz tutulur. Sözünden dönmek çok çok kara bir leke yani. Onu bir söyleyelim. Kenny Atkins'in bunun farkında mı? farklı? Farkında. Buna rağmen geri döndüyse sadece San Francisco, yani Golden State'in ona verdiği imkanlar ya da vizyondan bağımsız şarttaki şartlardan çok Korkmuş ve şey yapmış hmm. demektir. Yani orada istediği gibi çalışamayacağını görmüştür. Zaten Brooklyn'i nasıl bıraktığını da biliyorsun. Yani Brooklyn'i bırakması da bence onun için çok artı bir puan. Yani madem siz... Benim Burada bir şey olmayacak. Benim çalışmama izin vermeyeceksiniz mi bırakmıştın. Steve Clifford Şimdi, geldi. Onu da Can Abdi ile Steve Clifford'a sarıldılar ki 2013-2018 arası bu takımı çalıştırmıştı. Ve her zaman bu takımda elindeki malzemeyi yükselten bir koçtu savunma temelli. Sonladı. Ama... Orada da bir kimlik karmaşası var. Yani bu takımın oynamak istediği basketbolla, bu takımın temel yıldızı olan Lemo Le Steve Clifford'ın basketbolla bakışı aynı değil. Aynı değil. Aynı değil. Çok yakınlar da demiyorum tabii ki. Taban tabana zıtlar. Ve şunu söyleyeyim. Bence Steve Clifford bunu estetecek ama... Sonuçta zıt bir ideoloji var hakikaten. Çok zıt bir ideoloji. Yani Lamelo Bol tamamen oyundan enerji alan, e, coştukça coşan, disiplini bazen yaratıcılık için feragat yani disiplinle yaratıcılık birebir çok paralel gitmeyebilir. Yani biri birin biraz törpüler. Lamelo tamamen bu yelpazenin yaratıcılık tarafında. Ki buradan çok verim alınıyoruz ama disiplin konusunda yani çok kötü kararlar da verebiliyor. Ama bu iyi kararlarının ve o coşkusunu engellememek için ona bir şey demiyorsun. Ama o yüzden zaten bu takım çok iyi bir hücum takımıyken son iki sezonda çok kötü bir savunma takımıydı. Zaten savunma malzemesi çok problemli. Beş numarayı hiçbir şekilde e, ilaç bulamıyorlar. Ellerin, yani Mason Plumleri her şeyi denediler. Şimdi bu sene Mark Williams'ı seçtiler ama Mark Williams de çok henüz ham çok ham gözüküyor. İyi bir blokçu gibi teorik olarak olmasına rağmen. E, ve en önemli yani bu takım işte Kelly Ubre'sinde mesela Kelly Ubre'de Golden State gibi yani herkesin içinden altın çıkaran takımda felaketken burada ...olağanüstü başarılı oldu. Çünkü bu sistem, o coşku kelibre de yarıyor. Özgürlük. Aynen. Terrojira da çok yarıyor. ki Bunlar başrol oyuncuları. Burada kilit isim... ...bu özgürlük ve yaratıcılığa belli bir düzen getiren... Ik ...ikinci e, oyun kurucu ve akil adam Gordon Hayward'tı. Fakat Gordon Hayward maalesef sahada artık çok sınırlı kalabiliyor. Gordon Hayward olsa o sigorta olarak bu işleri çekip çeviriyor. Ve Clifford'un basketboluna yakın bir basketbol da ortaya konur. Çünkü Clifford kontrol istiyor, Lamelo özgürlük istiyor. Hayward aradaki dengeyi bulabilecek bir oyuncu. Aynen. Yani o... Transition'da kontrol getiren bir oyuncu sana. Aynen öyle. Ee, o olursa belki biraz dengeler. Ama şimdi Steve Clifford her ne kadar ...üst düzey bir e, savunma tabanını çok yükselten bir koç olsa da... ...bu takımdan iyi savunma takımı olmuyor ...yani basat savunma takımı olmasını bile bekliyoruz. Abi malzeme yok ya. Hiçbir şekilde malzeme yok. Yani. Malzeme yok. Zihniyet de yok abi. Evet yani lama bol. Bir şey soracağım. Hı -hı. Bu kadroda... ...savunmayı öncelik tutan bir tane oyuncu söylesene bana. Ya şimdi... <laughs> Hadi savaşıyorlar... İşte, Mason Plumlee deme lütfen. Yani Mason Plumlee demeyeceğim. Cody Martin, McDaniels, ha, Jonas Cody Mark Martin. Williams. Yedekler ama bunların hepsi. Mark Williams'ı da saymıyorum. Ee, yani sayılmaz. Sonumuz yine. Cody Martin hariç hiçbir şey. Tek C Cody Martin hariç. Ve bunların hepsi bence oyuncun senin. Değil. Yani senin ilk beşinde bir tane savunma orijinli oyuncu olmaması zaten her şey açıklıyor. Şimdi dediğimiz gibi kontrol ile özgürlük arasında bir fark var ama o bile önemli değil. Yani şu anda ideolojik bir farktan dolayı şartı kötü oynayacak tahmini yapmıyoruz. Şartın malzemesi yok elinde şu anda. Yani malzeme ol olmadığı sürece istediğin kadar ideolojik tartışma yaşa zaten. Kısır bir dünyanın içine girersin. Çünkü Miles Bridges şu anda yok. Miles Bridges kız arkadaşına iki çocuğun önünde şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir dava görülüyor şu anda. Ve dava... Miles Bridges'in yani NBA parkesini geçtim. Sokağa çıkıyor. Çı yani hapis cezası alacak. mı? evet ama. adli ceza bekleniyor zaten. Çünkü e, kayıtlar var. Hani hem kadının işte çocuğuyla çocuğunu görgü tanığı olarak kullandığı kız arkadaşına şiddet görüntüleri var. Yalnız tavsiye etmiyorum ama Instagram'da bir takım resimler O kadar rahatsız edici ki. Ve ses kayıtları da korkunç. Korkunç. Kanka korkunç abi, korkunç. korkunç. Yani yaptığı şeyin affedilebilir bir tarafı yok. Charlotte da hiçbir adım atamıyor. Çünkü biliyorlar ki bu basketboldan daha da önemli, daha büyük bir mesele ve... ...yani şey diyorlar tabii ki yani Miles Bridges aramızda görmek isteriz falan diyorlar ama... ...onlar da şeyin farkında Miles Bridges hapis cezası bir kadına şiddetten dolayı. Artı hukuk süreci bitermez NBA çok büyük bir ceza. Yani bir kere... Yani Miles Bridges'ı bir şekilde e, e, sosyal tepki yani kamuoyu tepkisini göğüsleyip hani onu tekrar kadroda tutmaya kalksam bile bu sene hiçbir zaman sahaya çıkamayacak alacağı cezalardan hı hı. E, büyük ihtimalle. Bu arada Miles da yani nasıl bir manyaksa hayatının yani profesyonel hayatın en önemli zamanında bile bu kadar büyük bir öfke kontrolsüzlüğü yapıyorsa normal zamanda neler yapacağını evet. insan düşünemiyor bile. Ya dediğin o kanıtlara bakınca yani tabii ki devam eden bir dava hakkında konuşmak bizim şeyimizde değil ama o kayıtlara bakınca olayın korkunçluğu yaptığı işin büyüklüğü ortaya çıkıyor yani. Şimdi tam yani 120-130 milyon dolar alacağı bir dönemde bunu yapıyor. Yani tam en sakin olup evet. hani şey yapacağı dönemde nasıl bir öfke kontrolü sorunu ama hani işin bu korkunç bir şey ve bir daha hiç sahalara çıkmasa da e, yani sahalara çıkacak mı çıkmayacak mı o ayrı bir evet. konu. Fakat işin sportif tarafına gelirsem bu takımı bu takıma seviye atlatan en önemli oyuncuydu Çünkü ya yani bir mini LeBron gibiydi. Her şeyi yapabiliyordu sahada. Yani savunma tarafı ayrı konu ama ikinci top yönlendirici şutör, rebound her şeye Hani her şeye me merhem olan bir parçaydı. Şimdi onu da devre dışı bırakıyorsun. E Steve Clifford'la ciddi bir zihniyet uyuşmazlığı falan var. Ee, ben Charlotte için çok karamsarım bu sene. Ben de öyle. Ee, qualifying offer'ı da imzalamadılar. 7.9 milyon dolarlık. Dedik, süre, süresi geçti. E, süresi geçti zaten. E, sınırsız serbest kalacak kontrat ettikten sonra. Ama gelecek sene serbest kalacak. Evet gelecek sene kalacak. Yani muhtemelen perde arkasında onlar konuşmuşlardır. Biz detaylarını bilmiyoruz. Başka bir takım da şu an o riski almak istemeyebilir. Ah, evet. <laughs> Şöyle kendi takımında olduğu için o e, qualifying offer'ı imzalasa hani bir şekilde kadroda kalırdı. Şimdi herhangi bir takımın biz Miles Breeze'i alıyoruz deyip bunu kamuoyuna anlatma ihtimali yok. 30 Altı buçuk kan abi. Üf, ben de alt diyeceğim. Ne? Bu arada en güvendiğim altlar, en güvendiğim söylerden biri bu alt. Ya hiçbir savunma malzemen yok zaten. Kesinlikle öyle yani. Bu grupta şu ana kadar ayrı gitmedik değil mi? Gitmedik evet. evet ayrı gitmedik. İlk ikisinde çok fazla ayrı gittik. İlk ikisinde çok fazla ayrı gittik. Ben de bu yani benim de güvendiğim şeylerden biri açıkçası. Geçen sezonun sonunu çok iyi getirdiler ama bu sezon yani hem ideolojik uyuşmazlık hem malzeme kalitesizliği hem Bridges krizi derken bu takımdan bir şey görmüyorum bu ben takıma de. bir de hani daha öne çıkan oyuncuları bir ama seviye atlatan nez, Net Miles Bridges'den. Orlando Magic'e geçelim buradan. Orlando Magic de çok ilginç bir eşikte şu anda. Aslında drafttan istediklerini aldılar onlarda. Ço son anda bir karar değişimi oldu onlar için de ve aslında bence takımı uyan bir karar değişimi oldu. Yani bu takımın ihtiyacı olan yıllardır topu elinde bulunduran ve topla karar veren bir oyuncuydu. Onu da buldular Paolo Bankero ile birlikte. Ve bunu kanattan almanın e, orta uzun vadedeki e, avantajı çok daha büyük. E, Bankero e, baş rolde olacak olmasına ama yani çaylak sezonunda iyi bir sezon geçirse bile takımı bir kademe yukarı atması zor çaylak bir oyuncu. Fakat sen Bankero Franz Wagner'i yan yana koyduğun anda 3 sene 4 sene sonrası için gerçekten çok ümitle bakabilecek duruma geliyorsun. Bir. ikincisi Bankero'yu oraya yerleştirdiğin zaman senin en sorunlu olan gardların, Markel Fultz, Cole Anthony, Jalen Suggs gibi ...belli potansiyeller barındıran... ...mesela çok kötü bir çaylak sırrını geçirdi Jalen Suggs ama... ...çok ümitlerle alınmıştı... Kolantini önemli bir sıçrama yaptı... ...ama bunların hepsi... ...çok ciddi defekleri olan oyuncularda... ...ve bu takımın güdük kalmasını en büyük sebepleri gardılar... ...fakat sen Kanada... bu ...Banker'e eklediğin bir, bir top yönlendirici aya ...belki ana top yönlendirici değil ama... ...eş top yönlendirici haline getirdiğin zaman... ...hem uzun vadeli... ...bir yatırım yapmış oluyorsun... ...ve hani şampiyonluk şansını... Çünkü herkesin amacı öyle ya da böyle şampiyonu. Fakat Wagner, o kanatlarıyla en önemli parçaları bulmuş oluyorsun. Teorik olarak. Gelişimlerini göreceğiz. Bu gardların yarattığı karar verme sorunlarının da bir kısmını azaltıyorsun. Maskeleyebilirsin Maske. onları. İkinci önemli nokta şimdi yan etkileri. Bankero'nun yan etkilerinden bahsediyorum. Asıl etkisi 5 sene sonra için iki kanadını bulmuş olman. Yan etkileri gardların kötü karar verme özelliklerini veya limitliklerini mesela Mark o kadar kötü karar vermiyor ama hep potaya giderek oynadığı için bütün alan paylaşımı falan bozuyor. Çok sorun yaratıyor. Yani e, kattığı kattı artıdan çok eksi getiriyor Mark Helfels. Jalen Sack zaten bir top kaybı makinası. Sakatlandı bir de şimdi. Sakatlandı Ciddi bir de. olabilir. E, yani inşallah değildir. E, Cole Anthony iyi gözüküyor ama çok ufak o da karar sorunları falan var. Şimdi bunları belli oranda bankero azaltacak. O kararları kendi üzerine alacak. İkincisi Bamba ile Wendell Carter Jr.'ın yan yana oynamasının da artıları olduğu gibi çok ciddi eksileri var. Şimdi bu da ortadan kalktı. Wendell Carter Jr. Bamba ile çok daha az yan yana olacak. Belki de hiç oynayacak. Carter Jr. esas 5 numara oldu ve senin Franz Wagner ve Paolo Banchero gibi çok fizikli iki tane forvet numara kız küçük de kalmayacaksın sahada. Yani Orlando geçen sene neydi? Ligin en kötü hücum takımlarından biriydi. En kötü en kötü hücumuydu belki de. Oklamayı saymıyorum. Ee, zaten metrik olarak da en kötüsü diyor. Yani hücum reytinginde 30'uncularda. Hücumda bu, vardı arada savunmada özellikle iki aydan sonra çok çok iyilerdi. Yani Orlando tabii kötü bir sezon geçirdiği için yani çok sınırlı olduğu için dikkat edilmiyor ama iyi bir savunma takımıydı. Ee, ve bu bence savunmadan bir tık işte bamba olmayacağı için hani bir tık aşağı düşseler de e, hücum biraz toparlanabilir ama... E, kısa vadede yani bu sezon içinde çok, çok umutlu konuşmamak lazım. Ben e, şeylerini çok beğendim yani. Onlar için şu anda en sevindirici gelişme. 2020-2021 içinde onlar yeniden inşaaya karar verdiler. Bir takas yaptılar. Yani Vucevic'i yollayıp tam Erin Gordon da orada bir karardı ama Vucevic'i yolladın. iki tane pik aldın. Wendell Carter Jr. aldın. Wendell Carter Jr. geçen sene Vucevic'den daha formda bir sezon geçirdi. Bunun yanında piklerinden biri Franz Wagner oldu. Ya bundan daha iyi bir senaryo olamaz. Evet. Kesinlikle. Bundan daha rüya bir senaryo olamaz. Ve Saks'ın sakatla, dileriz ciddi değildir ama şimdi Markel Futu sakat, ayak parmağından maalesef yine Markel Futu sakat. E, Ceylan Saks sakatlandı. Şimdi sezon başında benim aslında bu takım için düşündüğüm hiyerarşi zorda kaldıkları için düzenlenebilir. Yani Paolo Bancaro bir numaralı opsiyon olacak kesin değil mi? Ben iki numaralı opsiyonda... Opsiyon derken karar verici desek Karar daha doğru. verici. Yani bir numaralı karar verici olacak. Ben iki numaralı karar verici Jalen Sachs'ın kendini aday gördüğünü düşünüyordum. Fakat bence ideal senaryoda iki numaralı karar verici Franz Wagner olmalı. Franz Wagner topsuz da çok etkili olan bir oyuncu. Geçen sene çaylak sezonunda inanılmaz övdük onu. Benim hayatımda gördüğüm en topsuz en iyi oynayan çaylaklardan biri. Ama Franz Wagner NBA seviyesinde bile topla da çok iyi karar verebilen, temasla bitirebilen çok zeki ve çok ama çok potansiyelli bir oyuncu. Ben onu hep elit bir takımın üçüncü opsiyonu, üçüncü karar vericisi gibi düşünüyordum. Şu an ikinci karar vericisi olabileceğini düşünmeye başladım. Wagner ama bitirici rolde çok iyi. Yaratıcı rolde değil. Zaten şey yok. Sağ görüşü yok şu an. O yüzden banker öyle yayın olması çok anlıyor. Yani, Artı... Ki, çıkışında şey yapamıyor mesela. Göremiyor üçüncü adama. Franz Wagner 2-11, banker da 2-9. Bu... Ben Carter'ın görece bazen kısa kaldığı pozisyonlar için de falan çok etkileyici. Yani 3 sene sonra şey ön alanın 2 10 ortalamaya sahip bir evet. sahip olacağız. Kritik nokta onlar için bakalım ne olacak? Jonathan Isaac'tan bir haber alacak mıyız? Yani yine sezon başında olmayacakmış ama Jonathan Isaac olduğunda sen az önce bahsettin ya 5 numara. 5 numara oynatıyorsun Jonathan Isaac'i zaten. Ama Jonathan Isaac yani Bubble'da oynadığı 3-4 maçı saymazsan 3.5 senedir oynamıyor ve bu sürede İnanılmaz 4 şey. büyük sakatlık yaşadı İnanılmaz abi. İnanılmaz bir şey. Ya en son bıraktığımızda ligin en büyük savunmacılarından biriydi. Sezon başında Kamp'a katıldı. Kamp'ın ikinci günü hamstringinde çok ciddi bir problem nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ve Kaan abi onlardan, Las Vegas'ın onlardan beklentisi biraz daha yüksekti aslında. 26,5 bekliyorlardı. Ben herkesin sağlıklı kaldığı senaryoda oraya aday olabileceklerini düşünüyordum. Bir kere çok iyi savunma takımı unutmayalım. Yani ama şu anda 26,5'un altına doğru gitmeye başladım onlarda açıkçası. Bence ben de aynı kanadayım. Artı 26,5'un altında kalmak için motivasyon da çok yüksek bu sene. <laughs> Kesinlikle çok yüksek. O zaman onları da ikimiz dağıtıyoruz değil Altınırız. mi? 5'te 5 yaptık. Evet. Bakalım. Ama... Abi geçen seni tüm 30 takımda sadece 3 takımda ayrılmıştık. Şimdi 4 oldu galiba. Şimdiden 4 ayrıyız galiba. Şimdi 4 oldu. Burada 5'te 5 yaptık. Artık batıya doğru geçme evet. zamanı. Efendim doğu programlarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kaan Kural ve Orkun Çalakoğlu yaz arasından NBA finallerine kadar sezona dair her şeyi bir podcast klasiği olan Potakest'te masaya yatırıyor. NBA'ye dair merak ettiğiniz ne varsa her perşembe Potakest'te Sokrates Podcast'te.